Elektrik süpürgemiz var mı? Var. Hemen getiriyorum. Böyle kaldırıyoruz zaten değil mi? Tutan sadece şunlar. Ama tabii sırayla yapıyorsun. Numarası var ne? Evet. Aslında şap bir şey. Bunları bir diş falan diyorlar. Şu doza bakın. Tabi oralara başka türlü giremez. Yani o şeyden daha zoru bu. Bu mekanizma aslında. Çok iyi bir ahşap, çok iyi aletin çok güzel olması lazım. Önce aşağısını oturtup bir deneye mi ittiriyorsun? Ha, evet. Aynen. Burası tamam. Silgilerini geliştirmişsin. Evet. Geçen geldiğinde. Avrupa'dan silgi thank you.
Gösteriyor. Oho! Şu çok iyi olmuş. Şekle bak. Bunu maalesef ben yiyeceğim. Güzel ha. Bugün ne? 3 Mart mı? 2 Mart. Oo tabii bak. Daha böyle bir basınçla geldi. Damla sulamaya. Neyde? Abi çok şey değil. Basınçta çok gelmediği için önemli değil. Toprağa gidiyor zaten. Damla sulama gibi. Var. Özelde şeyim var böyle sarma silikon. Kaçak bandım var. Şey de evet. Mola verenler. Star, ne oldu oğlum? Evet, topladığımız limonlarla ne yapıyoruz? Taha önce bunları rendeledi. Nane attık içine. 2-3 tane de böyle azıcık portakal kabuğu rendeledik içine. Şimdi kalan rendelediklerimizi sıkıyoruz efendim. Bunu şekerle ovacağız. Şeker ve limon suyuyla peeling yapacağız önce. Sonra limon konsantresi hazırlamış olacağız. Biz de bunu Cahide Hanım'dan, İsof Hanım'ın çiftliğinden öğrendik. Yaptık da denendi. Zaten limonata böyle yapılıyor yani. Hazır yapılmış. Amerika'yı da keşfetmediler. Efendim siz ne yapıyorsunuz bahçenin burada tüm otlarıyla? Efendim biz eve güneçli kazımız var. Taze soğanları doğruyoruz. Sonra bunları karıştıracağız. Eve güneçli ne yapacaksınız? Börek. 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 Şey fırında, fırında da demeyeyim. Kuzine sobada börek yapacağız. Bol bol bahçeden sebzelerle. Bakın burada brokoli var. Pazımız. Aa bunlar şey roka. Altta hazineler var. Evet. Çileklerimiz. Brokoli kafalarımız. Aa burada da nane varmış. Ben ya. Koydum onları. Sonradan üstünden de ekleriz diye. Bu taze soğanlar taştı. Aha ışığım bir şey oldu ışığım. Taze soğan çok da evet. Burada da neredeyse yoğurmaya hazır. Evet, portakalımızı da sıktık içine bir iki tane rendelediğimiz. Şimdi şekerle yoğurma. Burada şeker dediğim gibi peeling görevinde. Yaptığımız kabukların aromasını tam olarak bütün tadını suya geçirsin diye şeker kullanıyoruz. Nerede şekerimiz? Ne bileceksin değil mi? Evet. Şekeri çok su koymana gerek yok. Önce şekerli peynir, yani şekeri eritme çok. Amacımız tamamen tadın çıkması. Bu arada Taha, The Bahçe. Bugünün limonata şefi. Senin boğduğu mutluluk çıkmasın.
Böyle peeling gibi oldu mu şeker eridi gitti mi? Neyse bu da zaten bir yerde peeling. Olayımız bu. Sonra bütün suya bunu ekleyeceğiz. Konsantre olacak. Sonra bunu 3 kat suyla Allah süzeceğiz tabi. Önce sonra 3 kat suyla ekleyip istediğimiz zaman içeceğiz. Hatta konsantresini dondurabiliyoruz. Evet. Pazılarımız kesiliyor. Canlar acıyor mu acaba? Ah falan. Aman. Birazdan ateşi alıp atacağız. Benim sobayı yakmam lazım bu durumda gibi. Ama neyse yaparız bu işi. Evet burada da bazı soğanlar da kavrulmaya başlamış. Vazgeçmiş kalmış. Ben bunu da onları kavur demiştim sadece. Evet burada da bu arada limonatamız. Bütün sıkılmış limonatalarla kavuştu. Öyle bekliyor. Az sonra süzeceğiz. Böyle 2 saat bekletmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Minimum 2 saat, maksimum 1 gün bekliyorsunuz efendim böyle. Bunlar ne şimdi? Bu ne? Şimdi şöyle yumurtasını o nedir? Bunlar mı? Bu da kolay pişmesini sağlamak için yumurta, yoğurt. Başka ne var bunda Cengiz? Süt. Sen mi yaptın? Benim haberim yok. Şu an biraz... Biraz da zeytinyağı var. Şöyle. Fırça da var mı? Boş var ya fırçayı. Şöyle olur işte. Evet. Atlayacağız. Bunu da böyle rastgele kafama göre. İki kat. Hatta şöyle ama bu olmaz tepsi mi? De inanılmaz şey yüksek değil. O zaman olmaz. Mecburen sonra şöyle kapatacağız. Diğer tepsiler inanılmaz yüksek mi? İnanılmıyor mu? Çok o mu? Zaman şunların bir metre mi? Aralarını bundan sürelim ki pişebilsin. Yoksa bunun altı pişer, üstü dört kabuk halinde pişmez muhtemelen. Bu genelde üstten onu? Pişiyor. Altını hatta şurada ayrıca pişireceğiz. Daha çok pişiyor. Evet. O zaman üstü yanar. Öyle söyleyeyim. Bence yok onu ben halledeceğim. Tamam koy sen. Tamam ben onu halledeceğim. Şeyimizi yaktık. Soba hazır. Evet. İki tane koydun. İçine artık bunun şey koyman gerekmiyor mu? Şimdi bunun içine bunu koyarsak, bir kat daha yaparsak. Sen şu an mı böreği çözüyorsun? Tamam. Hayır, bu şekilde yapmadım daha önce. Tepsi çok küçük olduğu için bunu. Yine tepsiye laf etti. Şimdi bunu koydum, üstüne bunu koydum, iki kat daha koydum. Evet çok mantıklı, böyle yapalım. Üç kat şey ama böyle araya ufak ufak atsak yırtılır diyorsun. Tamam bu çok ince çünkü. Ya da şunun birazını şöyle ayıralım, şöyle yapalım. Heh. Değil mi mantıklı oldu. Evet yufkalar, şuraya da biraz daha koparalım. Yufka yufkalarda böyle eziyet görmedi be. Hayır onları seviyorum. Bir paçavra gibi attın. Onlar seviyorum. Evet ne zaman yeşillik girecek? Şimdi artık bence vakti. Önce biliyorsun bir zaman var bir vakit var. Zamana çok takılmış durumdayız. Aslında mesela her şeyin bir vakti var. Evet. Ölüp gideceğiz zaten. Her neyse. Ölümü tadacak diyorsun. Şimdi bunun hepsini boşaltayım bence ya. Boşuna mı yaptım bunu? Evet. Farkındalıkla. Biraz geç geliyor böyle. Şöyle. Önce kibar kibar boşalttı. Şu an yapacak bir şey yok. Boya gibi yayıyor. Şöyle de başka neler girecek buna efendim? Bu mu? Ya bütün hepsi bu. Bir şey girmeyecek. Ha hepsi bu. Yufkaları koyacağız sonra da kapatacağız. Böyle düşünüyorum. Var mı başka bir fikrin? Yok ben hiç hayatımda börek yapmışlığım yok. Şey onu da söyleyeyim. Tuzumuzu tamam bunun. Bunun içine ne koyabiliriz? Bunun içine şöyle kaşar rende diyebiliriz. Yok. Ya ben de tercih etmem. Şimdi sağlıklı biraz içişiniz. Öneri. Tuzu var mı? Tuzu tam değil mi? Valla onu yiyince göreceksin. Tamam.
Biraz tuzla da pişer ya hani. Bunun ha, bir içinde de öyle. Tuz var. Kapadın. Bir de üstüne şundan da koyacaksın. Bunu unutma. Şimdi biraz aynen. İyi ki hatırlattın, unutmuştum. Hoca onu bitir. Oldu bence ya. Güzel oldu. Tabii de ne olacak zaten. Yufkaya sardım. Evet. Şu ortasının birazcık şey olduğunu fark ettim. Evet. Yamayarak. Yamalı börek diyelim. Bunun adı yamalı börek. Yamalı otlu börek. Onu da sigara böreği yapsaydın. Hala koyacağım mı? Daha onları katlayacağım. Artık bence koyalım ya. Ben bilmem. Böreğe kaç kat çünkü koyalım. Çünkü şöyle baktım, hala bir şey görüyorum orada. Sonra dürüm gibi olmaz. Valla her şey gibi olabilir. Son halini ben de merak etmiyor değilim. Artık kapat. Dur ya da kapatma, sen işini şey yap. Evet artık. Yamalı böreğin son amacımız yamaları atıldı. Bak burada bir şey olayı var. Orada arada kesmen gerekmiyor mu? Mümkün olduğu kadar yufka yemek amacım. Evet fark ettik yani, içinde şimdi affedersin götüm kadar bir sebze oldu yani. Ben böyle seviyorum umarım. Şefin tavsiyesine uyacağız. Biz de öyle. Eğer çok yufkanı sevmiyorsanız böyle yapmayın. Bundan 3 tane börek yapın mesela. Herkesin yaptığı gibi. Evet şimdi bu, evet, fırına çocuklar giriyor. Fırınımız hazır. Yanmış durumda. 180 derecelerde. Nasıl? Üstüne? Ha tabii üstüne şart. Ay böyle bir acele ettiriyorsun beni ayol, dur. Ama hadi dedin, fırın dedin. Dur. Acele ettirmiyorum ben, çekiyorum öyle. Hızlı aç, elin yanmasın.